Bir Bit Dizletay programından merhabalarsa değerli izleyenler. Elimizden geldiğince değerli şahsiyetleri sizlere buluşturmaya, konuk etmeye devam ediyoruz. 15 gün kaldı yerel seçimlere. Yerel seçimlere son süratle gidiyoruz. Birbirinden kıymetli, değerli adaylarımızı burada sizlere beraber ağırlıyoruz. Bugünkü adayımız Ahlat'tan Saadet Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Şahbettin Gökburak. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Siz de nasılsınız? Hamdolsun, şükür. Çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğrudur. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam evet. ediyor. Artık seçime sayılır. Çok az gün kaldı. Ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Hep birlikte çalışıyoruz. Gecesiyle, gündüzüyle. Evet, evet. Halkımızla beraberiz diyorsunuz. Halkımızla birlikte. Ne güzel. Aileye, fertlerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Daima olsun dilerim efendim. Sağ olun. İlk programımız olduğu için istiyoruz ki biz de izleyenlerimiz de Şahbettin Gökbulak'ı tanıyalım efendim. Şahbettin Gökbulak kimdir efendim? Ben 1950 yılında doğdum. İlk ve orta tahsilimi... Ahlat'ta doğdunuz. Evet, Ahlat'ta doğdum. İlk ve orta tahsilimi Ahlat'ta, liseyi Van'da tamamladım. Askerliği müteakip emniyet teşkilatına girdim. Evet. 1982 yılında polis akademisini kazandım ve 1986 yılında komiser yardımcısı olarak mezun oldum. Tabii çeşitli illerde, çeşitli rütbelerde, değişik rütbelerde çalıştım. İşte 2007 yılında 1. sınıf emniyet müdürü oldum. Evet, 2007 yılında 1. sınıf emniyet müdürü oldum. Ve polis baş müfettişi oldum. 2010 yılında emekli oldum. Yani doğduğunuz günden emekli olduğunuz güne ta bugüne kadar hep halkla, hep insanlarla yakınen iç içe oldunuz mesleğiniz gereği. Meslek icabı halkla beraber, hep halkın içerisinde onların tabii değişik şubelerde çalıştığımız için ilçe ve şube müdürlüklerinde hep birlikte olduk. Vatandaşla iç içe kaynaşarak ne bugüne güzel. Kadar geldik. Ondan sonra tekrardan döndünüz Ahlat'a. Evet. Ben Ahlat'a hizmet edeceğim. İnsanlarımızı biliyoruz. İnsanlarımızı tanıyoruz. Mesleğim gereği, haşir neşirliğim çoktur insanlarla. Evet. Memleketime hizmet etmek için geri bir dönüş. Doğru evet. mu efendim? Şimdi 2019 yılına geldiğimizde Ahlat'ta siyasi bir boşluğun olduğunu fark ettiniz. Ahlat'a geldim ve aile büyüklerimle oturup konuyu görüştük. Çünkü insanlar ayrıştırılmıştı. İnsanlar bölünmüştü. Aşağı çarşı, yukarı evet, aşağı çarşı, çarşı, köylü, yukarı şehirli, çarşı, evet, evet, işte evet, köylü, evet. şehirli gibi ayrıştırılmış bir duruma getirmişti. Ben de bunu gözlemledim ve gerçekten zoruma gitti. Aynen. Evet, zoruma gitti. Ahlat bu olmamalı. En az 1000 yıldan beri Ahlat'ta bir arada yaşayan insanlar bir kısmı ve bir kısım şahıslar tarafından ayrıştırılmış, bölünmüş ve bunlar kamplara ayrılmış bir hale getirilmişti. Bunu biz gördük ve ailemin kararıyla... Vicdanen de rahatsız oldunuz evet, siz de durumdan. Çok rahatsız olduk bu durumdan. Çünkü geçmişte bizim büyüklerimizle köylüler iç içe yaşıyorlardı. Hep biz onlara, onlar bize gidip gelirdik. Bir akrabalık bağı vardı, akrabalık bağı var. Bugün mesela herkes birbirine akraba. Kızarmışız, kızarmışız. Ve akraba olmuşuz. Bunları biz bir kenara itemeyiz. Bizim yeğenlerimizdir, dayılarımızdır. Bunları biz bir kenara atamayız. Haliyle bu sıkıntının olduğunu gördüm. Ve ailemin kararıyla aday olmaya karar verdim. Adayınız hayırlı olsun teşekkür bu arada. Ederim. Şu sözleri eklemede duramayacağım. İnsanların birliktelik ve beraberlik ve birlikteliğini sağlamak isteyen bütün herkese Rabbim yardımcı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Buradan da kendilerini saygıyla selamlıyorum. Yeter ki amaç insanlarımızı bir arada beraber organize etmek, beraber yaşamak, beraber yemek, beraber içmek. Yeter ki amacımız bu olsun değerli dostlar. Efendim, ilk önce Demokrat Parti'den adaydınız. Adaylığınızı neden geri çektiler? Evet, ben Demokrat Parti'den aday oldum. Müracaatların son günü. Yani 18 Şubat'ta 19 Şubat'a evet. bağlayan gece saat 10.30'da Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ertan Bey evet. beni aradı. Biz Ahlat'ta seçime girmiyoruz.
sizden ziyade çok özür diliyorum, birçok adayı geri çektiler. İyi Parti geri çekti adayını ve diğer birkaç parti geri çekti. En son bir hanımefendi vardı, Büyük Birlik Partisi'nden, Zübeyde Hanım. Evet. Onun adaylığını geri çektiler. Zübeyde Hanım bizden sonra, sonra önce Genel Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ertan Bey, bize biz Ağlak'ta HADEP sıkıntısı var, burada oylar bölünür, bu gerekçeyle biz sizi adaylıktan çektik dedi. Ben de gerekçesini sorduğumda işte HADEP tehlikesi değişik cevaplar verdi. Tabii ben kendilerine şunu söyledim, siz son çare değilsiniz. Eğer ben bir partiden girdimse girdim, girmezsem bağımsız gireceğim, bağımsız ama gireceğim dedim. Ve telefonu kapattık. O gece Saadet Partisi'nin Ahlat adayı adayıyla görüştük. O da Sinan Sefalı. Kendisiyle görüştük ve kendisi adaylıktan çekileceğini ve benim aday olmamı istediğini belirtmesi üzerine biz de bölge sorumlusuyla, yani Saadet Partisi'nin bölge sorumlusuyla gece irtibat kurduk. Genel merkeze intikal ettirildi. Genel merkezin onayı üzerine ben Saadet Partisi'nden 19 Şubat günü müracaat ederek adaylık için başvurdum ve kabul edildi. Efendim, yani cümlelerinizden ve gördüklerimizden, duyduklarımızdan şunu anlıyoruz ki HDP diğer siyasi partiler için de Ağlat'ta bir tehlike gibi görünüyor. HDP partisi ve seçmenleri sizin için de bir tehlike arz ediyor mu? Şimdi bütün siyasi partilerin siyasi mücadele etme hakları vardır. Anayasada eşitlik hakkı vardır. Anayasada seçmen ve seçilme hakkı vardır. Aynen. Bu herkes için geçerlidir. O bakımdan burada ben aday olayım, siz olmayın diye kimse öyle bir şey diyemez. O bakımdan siyasi partiler aday çıkarabilir. Her partinin bir görüş alanı vardır, görüşlerini açıklayacaktır, vatandaşa konularını izah edecektir ve amaç da iktidar olmalıdır. Burada partinin ismi HADEP veya bir başkası olması değiştirmez, konuyu değiştirmez. Amaç iktidarsa her siyasi parti amacına ulaşmak için çeşitli yollar deneyecek ve iktidara gelecektir. Amaç bu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun efendim. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Halka gidiyorsunuz, çarşıyı, mahalleleri geziyorsunuz. İnsanların size yaklaşımı nasıl? İnsanlar yani neler bekliyor sizden? Talepleri nedir? Tabii çarşı pazarı ve aile toplantılarını özellikle evlerde yapıyoruz. Çarşı pazarı geziyoruz, insanların taleplerini, dileklerini dinliyoruz. Vatandaşın bizden en fazla istediği yol. Yol. Evet, yol. Ağlat mahalleleri için. Ağlat mahalleleri bu anda çamur içerisinde. 10 yıllık bir süre içerisinde mevcut başkan hiçbir iş yapmamış. Yollar çamur ve vatandaş özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çekiyor. Ağlat'ta su kaynakları vardır. Ama bunu becerip de şebekeye bağlama önemli. O bakımdan Ağlat'ın yaz aylarında su sıkıntısı var, yol sıkıntısı var, altyapı sıkıntısı var, kanalizasyon sıkıntısı var. Bunlar geçmişte ihmal edilmiş. Şimdi biz kazanıp da hayırlısıyla işe geldiğimizde bizim ilk işimiz vatandaşın yolunu yapmak. Halk bunları size şifen dile getirip söylüyor. Evet, özellikle yolumuzu yapın diyorlar. İlk soruları yolumuzu yapın. Çünkü 10 yıllık süre içerisinde biraz önce belirttiğim gibi hiçbir çalışma yapılmamış. Yani yollar çamur deryası, o bakımdan sıkıntı orada. Öncelikle yol. Tabii yolun yanında altyapı evet. Var, kanalizasyon var. Bunlar da öncelik sırasına göre ele alınacaktır. Yani seçilirseniz öncelikle aşağı çarşı, yukarı çarşı, köylü, şehirli olayını bitirdikten hemen sonra yollar ilk işiniz olacak. Doğru mu efendim? Tabii. Şimdi Ağlatlı bugün... Kardeşlik bağını kuracağız önce. Tabii. Ağlatlı bugün ele alırsak, Ağlatlı 1000 yıldan beri Ağlat'ta yaşıyor. Kayboyu'nun merkezidir. Aynen. O bakımdan aynı zamanda Kubbetül İslam'dır. Biz burada Ağlat'ı, kardeşliği daha fazla geliştirmek, İnsanları birbirine kaynaştırmak için geleceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ben de şahsen size inanıyorum efendim.
Efendim, gerçekten Kubbetü'l-İslam Ahlat 1071 Malazgirt Zaferi'ni biliyoruz. Zaferin kahramanı Sultan Alparslan'ın zaten birçok savaşçısı, savaş kahramanı Kürtlerden oluşuyordu. Haliyle yüzyıllardır o topraklarda beraber yaşıyoruz değil mi efendim? Tabii. Beraber hayatımızı idame ettirebiliriz. Osmanlı 700 yılla yakın bir süreçte bu şekilde ayakta kaldı. Bir Mardin bunun örneğidir. Evet. Neden bir Ahlat'ta bunun örneği başarı olmaya devam etmesin? Değil mi efendim? Şimdi Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'na gelirken otağını Ahlat'ta kurmuştu. Evet. Ahlat'tan ordusunu Malazgirt Ovası'na sürerken ordunun içerisinde Türkler, Kürtler hep beraber ne yaptılar? Malazgirt Ovası'nda 50 bin kişiyle 200 bin kişilik orduya karşı savaştılar. Ve savaşı kazandılar. O bakımdan burada bir ayrıştırma olmadığı gibi Malazgirt'te bugün Ahlat'ta olmaması gerekir. O gün yokken bugün neden olsun değil mi efendim? Geçmişte olmamış, bugün neden olsun? Aynen. Evet. Yani konuşmaya gelirse işte geçmiş insanları pek fazla bilinçli olmadığını dile getirmeye çalışıyoruz. Oysa ki biz teknoloji çağındayız efendim. Yani onların görmediği birçok şeyi biz görüyor, onların hissetmediği çok şeyi biz hissediyoruz. O dönemde birliktelik varken, beraberlik varken neden bu dönemde olmasın tabii, ki? Tabii zaten Türk tarihinde hiçbir zaman her yerde ne yapılmıştır? Kardeşlik duyguları içerisinde yaşanmıştır. Aynen. Bugün coğrafyamıza baktığımızda Balkanlardan Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya ve Afrika'ya kadar devletin, Osmanlı İmparatorluğu'nun devletimizin hükmü altındaydı. Bu topraklarda Osmanlı eğer becerebilmişse, birlikte yaşamayı, kardeşliği becerebilmişse biz bunu neden beceremiyoruz? Evet, biz de başaracağız. Ve en iyi duruma getirmeye çalışacağız. Aynen, aynen. Güzel düşüncelerinizden dolayı şahsen teşekkür ediyorum efendim. Son zamanlarda bir anket gerçekleştirildi Bitlis bölgesinde ve bu ankette de Ahlat'ta iyi bir farkla iyi bir yerdesiniz. Bunun için neler söylemek istersiniz? Tabii bu Ahlatlı'nın bize karşı büyük bir teveccühü. Evet. Ahlatlı hemşehrilerimiz bize kapılarını açıyorlar, bizi evlerine davet ediyorlar. Bizi çarşı pazarda gördüklerinde boynumuza sarıyorlar, sarılıyorlar ve amcamı, babamı bize anlatıyorlar. Onların geçmişte yaşadıkları siyasi hatıralarını bize anlatıyorlar. O bakımdan bizleri çok mutlu ediyorlar. Tabii bunları amcamızın ve babamızın kendilerine yaptığı iyilikleri anlatırken yine gözlerimiz doluyor, duygulanıyoruz. Siz de o atalarınızın bırakmış, yarıda bırakmış yolu tamamlamaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii onlar nasıl halkın içerisinde halkla beraber hizmet etmişlerse ben de onların yoluna gideceğime inanıyorum. İnşallah, inşallah. Bir de efendim sizin esnaf ziyaretlerinize ben de bizzat şahit oldum. Vatandaş artık içindeki heyecanı dışa püskürüyor, içindeki sevinci dışa püskürüyor ve diyor ki direkt bağırarak diyor işte başkanımız sizsiniz diye bu söylemlerle, bu bağırışlarla dile getiriyorlar. Zaten biz buna şahitlik ettik. Anketler de gayet normal yani. Anketler tabii normal çünkü diğer partilerin durumu belli, bizim durumumuz belli. Tabii bu biraz evvel belirttiğim gibi halkımızın bize olan sevgisi dışarıya vurulması ve bizi çok sevmelerini gösteriyor. Efendim, bize konuk olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna doğru geliyoruz efendim. Öncelikle sizi takdir ediyorum. Kardeşlik duygularını ön safta bulundurdunuz ve ilk projenizin de kardeşliği pekiştirmek olduğunu dile getirdiğinizden dolayı ben şahsen teşekkür ediyorum. Ben de bu memleketin insanıyım, bir vatandaşıyım. Ben de ayrımcılık olsun istemiyorum. Irk ayrımcılığı, dil ayrımcılığı, din ayrımcılığı. Herkesi biz insan olarak görmek zorundayız, görüyoruz. Saygıyla, sevgiyle, onları hürmetle karşılıyoruz. Son olarak hem bizlere, izleyenlerimize, Ahlatlılara, Kubbetü'l-İslam'ın yani doğduğu topraklara neler söylemek istersiniz? Tabii Ahlat bir bütündür. Evet. Biz bu bütünlüğü korumak için, kardeşliği daha ileri seviyeye ulaştırmak için, insanları ayrıştırmamak için,
işte kamplara bölmemek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Allah'ta barış, dostluk, kardeşlik en üst seviyeye çıkaracağız ve bundan mutlu olacağız. Ne güzel. Allah diye her hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ve Ağlat bizim memleketimiz. Onlara ne yapsak azdır. Ağlat sizin ve ailenizin vazgeçilmezi olmuş. Evet. Ben de bu yolculukta size hayırlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Hayırlara vesile olması dileğiyle. Güzel projelerinizin var olduğunu biliyorum. Önümüzde programlarımız olacak. Projelerimizi, önümüzdeki programlar değerlendireceğiz değerli izleyenler. Şöyle bir dergi de var önümüzde efendim. Birçok güzel projelerden de söz etmektesiniz. Önümüzdeki program biz bu projelerinizle halkımızla buluşacağız. Böylelikle bir detay programımızın da sonuna geldik değerli izleyenler. Kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için elinizden gelen her şeyi yapın lütfen. Bir olalım, birlikte olalım, diri olalım, iri olalım, kocaman olalım. Ülkemiz için, bölgemiz için, ailemiz için, kendimiz için. Çok teşekkür ediyorum.